Merhaba arkadaşlar. Enes Bey'in Balıkesir Gömeç'teki 1,5 katlı dairesinin sonlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Mobilya, alçı ve seramik ekiplerimiz burada. Kalan imalatlarımızı yapmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Dairemizin çatısında kenet çatı kullandık. Yine cephede mineral sıva, beyaz ve antrasit renklerimizi kullandık. Kolonlarımızda kültür taşını görüyorsunuz arkadaşlar. Patlatmalı kültür taşını kolon kaplamasında kullandık. Yine zeminlerde ise French Pattern ürünümüzü uyguladık. Dairemizin girişindeki alanı ise duvar cephesini seramik olarak geçtik. Kapımız Ankara'da imal edilerek buraya geldi ve montajı yapıldı. Merdiven kaplamalarımız yapılacak. Şu anda ustamız depoda. Deponun alçı sıvasını uyguluyor. Hemen girişte sağda bir odamız var. Odamızın zemini parke. Kapıdan sonra parke tercih ettik. Duvarlarımız silinebilir, yıkanabilir. Boya uyguladık. Elektrik kontrolleri yapıldı. Bu hatların kontrolleri yapıldı. Arkadaşlar çalışmayan kısımlarla alakalı çalışmalarını yaptılar. Şu anda elektrikle alakalı bir problemimiz yok dairede. Ne zeminimiz ve dairemizin salonu arkadaşlar. Zeytinliğin içinde bir daire oldu. Çok da yerine yakıştığını düşünüyoruz. Bu arada gördüğümüz siyahlar dairemizin geneli hafif çelik ama bu galeri boşluğundaki alanları ağır çelikle bulonlu imalat yaparak geçtik. Dairemizin mutfağı ve ada mutfağı arkadaşlar. Yine tezgah arasında 10-10 desenli 30-60 mat seramik uyguladık. Mutfak dolaplarında balon kapak tercih ettik. Siyah kulplarımızla da ada mutfağı ve genel mutfağımızı tamamladık. Ve elektrik odamız bir ufak depomuz var. Elektrik odamızda dairemizin kat panosu var. Yine ustamızın baktığı alanda da bir merdiven altı depomuz var arkadaşlar. Kapılarımız terazisinde gördüğümüz gibi bıraktığımızda kapıların sabit kaldığını görüyoruz. Doğru uygulama yapmışız. Yine kollarını müşterimizle birlikte seçtik. Hemen yan tarafındaysa banyomuz var. Ustamız havalandırma için açılmış olan alana menfezimizi yerleştirecek. Bu menfezi emiş yaparak banyodaki buharı atacak. Yine burada bir hatamız vardı. Biz bu problemi, seramiğimizi kırdık. Yerine yenisini yaparak gidereceğiz inşallah. Şu anda kırdırdık tabii. Böyle şeyleri yerine geldiğimizde, gördüğümüzde hemen müdahale ediyoruz. Banyodan pole çıktığımız alanda da yine eşik mermerimiz gelecek. Bu da alt kattaki ikinci odamız. Aynı şekilde boyası tamamlanmış vaziyette. Zeytinliğe bakıyor yine manzaramız. Yine kapılarımızı kontrol ettik, pencerelerimizi kontrol ettik. Bugün siparişlerimizi geçtik. 1-2 gün içerisinde arkadaşlarımız buradayken pencere önlerine de mermerlerimiz gelerek uygulamasını yaptıracağız onlara. Ya
ağır çeliği burada görüyoruz. Siyah renkli olan ağır çeliklerimiz tam anlamıyla bizi karşılıyor salonda. Üst katta bir yatak odamız var. Yatak odamızın giyinme odası, deposu ve banyosu var tabii ki. Hemen solda depomuzu görüyoruz. Depoda çamaşır makinemiz olacak. Yine ağızları bırakılmış. Burası yatak odamız. Dairemizin üst katındaki yatak odamızın giyinme odası arkadaşlar. Yine dolap imalatlarımızı Ankara'da yaptık. Buraya gelen ekiplerimiz de montajlarını yaptılar. Şu anda hazır durumda. Buradan da deniz manzaramızı görebiliyoruz. Zeytin ormanlarından deniz manzarasını üst katta çok net görebiliyoruz. Hemen yatak odamızın banyosu. Burada arkadaşlar yapılan imalatı korumaya alıyorlar. Klozetimizin montajı yapıldı. Süzgecimiz, burada duş kabinimiz olacak. Uygulamalarımız bu şekilde devam ediyor. Tüm imalatlarımız bittiğinde de yine bir videoyla size dairemizi tanıtacağız tekrar. Güzel proje için mimar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Çatı detayları, duvar detayları. Burada benim de beğendiğim güzel bir proje oldu. Enes Bey'e güzel günlerde kullanmalarını diliyoruz ailesine. Yorumlar kısmından dairemiz için yorumlarınızı alabiliriz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.